Tekrar hoş geldiniz tüccarlar, bugün sizi ticaretteki yanlış girişlerin %99'undan kurtarabilecek 3 sihirli hacim göstergesinin sırlarını açığa çıkarıyoruz. Ticaretin hızlı ve dinamik dünyasında, doğru giriş noktaları başarı için çok önemlidir. Bu nedenle, alım-satım stratejinizde devrim yaratacak bu ezber bozan hacim göstergelerini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Hacim analizinin gücünden yararlanarak, bu göstergelerin gürültüyü filtreleme, yanlış sinyalleri en aza indirme ve alım-satım doğruluğunuzu önemli ölçüde artırma konusundaki benzersiz yetenekleri konusunda size rehberlik edeceğiz. Alım-satım görünümündeyim ve 3 hacim göstergesini açıklamak için bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Alım-satım stratejinizi özenle takip etmenin, ancak sürekli olarak stop-out ve kayıplarla karşılaşmanın hayal kırıklığını yaşadıysanız, sağlam bir hacim göstergesinin önemini anlamışsınızdır. Hacim, alıcılar ve satıcılar arasında sorunsuz iletişim ve işlem gerçekleştirmeyi kolaylaştıran piyasa faaliyeti seviyesini gösterdiğinden ticaret dünyasında kritik bir rol oynar. Tersine, bir menkul kıymet daha düşük faaliyette işlem gördüğünde, işlem hacminin düşük olduğu kabul edilir. TradingView platformunda çok sayıda hacim göstergesi mevcut olsa da, önemli bir çoğunluğun, yaklaşık %90'ının, piyasadaki yüksek veya düşük hacimli dönemleri doğru bir şekilde belirlemede yetersiz kaldığını belirtmek gerekir. Bu videoda, neredeyse tüm alım-satım stratejileri tarafından üretilen önemli sayıda yanlış sinyali ortadan kaldırmada son derece etkili olan ve yeni keşfedilen ilk 3 hacim göstergemi sunmaktan heyecan duyuyorum. Yani 3. sırada hacim savaşı adında bir göstergemiz var. Ana göstergemizi grafiğe eklemeden önce, hacim göstergesinin kaç tane yanlış sinyali ortadan kaldırabileceğini göstermek için normal bir SSL kanal göstergesi ekleyelim. Bu yüzden göstergeler sekmesine hızlıca erişeceğim ve SL kanalını arayacağım. Kanal çok basit bir alış ve satış göstergesidir. Kırmızı çizgi yeşil çizgiyi yukarı doğru her kestiğinde, bu bir satış sinyalidir. Ve yeşil çizgi kırmızı çizgiyi yukarı doğru geçtiğinde bu bir satın alma sinyalidir. Burada gördüğümüz kadarıyla gösterge oldukça fazla yanlış sinyal veriyor. Dolayısıyla, bu gösterge tarafından verilen sinyalleri körü körüne takip ediyorsanız, çok para kaybedeceksiniz. Bunu düzeltmek için hacim mücadele göstergemizi grafiğe ekleyelim. Yine göstergeler sekmesine erişeceğiz ve hacim mücadelesini arayacağız. Ve bunu Mekik Kulübü tarafından oluşturulan grafiğe ekleyin. Şimdi tüm bu yanlış sinyalleri ne kadar iyi ortadan kaldırdığını görelim. Bu gösterge, işlem hacmini yükseliş hacmi ve düşüş hacmi olmak üzere iki kısma ayırarak bir grafikte yükseliş veya düşüş işlem hacminin baskınlığını arar. Bu gösterge herhangi bir enstrüman için uygundur ve herhangi bir zaman diliminde çalışabilir. Hacim dövüşü göstergesi, şu anda piyasada boğa veya ayılarda kimin hakim olduğunu söyleyen yardımcı bir gösterge olarak kullanılmalıdır. Bir grafikte yükseliş baskın olduğunda yeşil bir üçgen belirir. Ve histogram yeşil renkle vurgulanır. Ve düşüş olduğunda, kırmızı bir üçgen belirir ve histogram kırmızıyla vurgulanır. Gösterge ayarlarına erişirsek, yanlış sinyalleri azaltmak için bir yumuşatma olduğunu görebilir ve bir yüzde belirleyerek düz bölgeyi vurgulayabiliriz. En azından yükseliş ve düşüş hacminin kuvvetleri arasındaki fark bu olmalıdır. Hacim kuvvetleri arasındaki fark, varsayılan olarak 15 olan belirtilen farktan daha azsa, bölge düz olarak kabul edilir ve histogramda gri renkte görüntülenir. Yüzdeyi sıfıra ayarlarsanız, düz bölgeler vurgulanmaz, ancak gösterge çok hassas hale geldiğinden çok daha fazla yanlış sinyal olacaktır. Ayarlarla oynayabilir ve sizin için en iyi olanları bulabilirsiniz. Dolayısıyla, bir satış sinyali yalnızca hacim histogramımız kırmızı renkte olduğunda ve sıfır seviyesinin altında olduğunda onaylanır. Öte yandan, bir yükseliş sinyali yalnızca hacim histogramı yeşil renkte ve sıfır seviyesinin üzerinde olduğunda onaylanır. Gösterge bir alış veya satış sinyali verdiğinde histogram gri renkte ise, sinyal otomatik olarak geçersiz hale gelir. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini hangi borsada alıp sattığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basabilir ve Bybit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz. Daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak, aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edin çünkü bağlantı aracılığıyla 30,033 dolar a kadar para yatırma bonusu alacaksınız. Pekala, şimdi göstergenin bu yanlış sinyallerden kaçını ortadan kaldırdığını görelim.
Gördüğümüz gibi gösterge neredeyse tüm yanlış sinyalleri ortadan kaldırdı. Dürüst olmak gerekirse bu gerçekten iyi bir sonuç. Gördüğünüz gibi, hacim dövüşü göstergesi delicesine iyi bir iş çıkarıyor. Açıkçası göstergenin bazı iyi sinyalleri de ortadan kaldırdığını söylemeliyim, ancak bu sadece hacim göstergelerinde olduğu gibi, bu konuda gerçekten hiçbir şey yapamazsınız. Bu arada, ücretsiz alım-satım sinyalleri istiyorsanız, Telegram grubuma katılabilirsiniz, bağlantı açıklamada. Tamam, şimdi lüks algo tarafından sıkışma endeksi olarak adlandırılan 2 numaralı göstergeye geçelim. Ana göstergemizi grafiğe eklemeden önce grafiğe normal bir gösterge ekleyelim. Bu yüzden grafiğe hızlı bir şekilde UB kar sinyali göstergesi ekleyeceğim. Bunun ilk onay göstergeniz olduğunu ve sinyallerine dayanarak alım-satım işlemlerine girdiğinizi varsayalım. Şimdi bu sinyallerin kaçının kayıpla sonuçlanacağını görelim. Tamam, bunlardan epeyce var olduğunu görebiliyoruz, bu yüzden bu sinyallerin kalitesini artırmak için ikinci hacim göstergemizi grafiğe ekleyelim. Bu göstergeyi pek fazla kişi bilmiyor. Bahsettiğim gösterge sıkışma endeksi göstergesidir. Sıkıştırılan fiyat hareketini ölçmeyi amaçlar ve fiyatların daha yüksek derecede sıkıştırmaya maruz kaldığını gösteren daha yüksek değerlerle yüzde olarak ifade edilir. Sıkışan fiyatlar, fiyatların bir sıkışma alanı içinde sıkıştırılması eylemine atıfta bulunur. Ve dar alandaki fiyatlar mantıksal olarak bir durağanlık dönemine işaret eder ve bunlar tam da işlemlere girmek istemediğimiz zamanlardır. Gösterge çizgisi 80 seviyesinin üzerine çıktığında piyasanın genellikle yatay bir momentum yaşadığına dikkat edin. Bu gösterge için ayarlara erişirsek, giriş bölümünde dönüşüm faktörü ve uzunluk ile oynayabilirsiniz, bu şekilde göstergeyi daha fazla veya daha az hassas hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla, bu gösterge tarafından verilen sinyallere dayanarak, yalnızca çizgi 80 seviyesinin altında olduğunda alım ve satım pozisyonlarını alabiliriz. Şimdi göstergenin bu sahte sinyallerden kaçını ortadan kaldırdığını görelim. Gördüğünüz gibi sıkışma endeksi gerçekten iyi bir iş çıkardı. En önemlisi, gösterge çok sayıda kazanan işlemi ortadan kaldırmaz, bu yüzden bu göstergeyi kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada, ücretsiz alım-satım ticaret sinyalleri istiyorsanız, Telgraf grubuma katılabilirsiniz, bağlantı açıklamada yer almaktadır. Şimdi, son hacim ticareti göstergemiz olan VQZL skorunu inceleyelim. Volatilite kalitesi 0 çizgisinin kısaltması olan VQZL puanı, yükseliş ve düşüş volatilite seviyeleri hakkında içgörüler sağlayarak yatırımcıları değişen piyasalardan uzaklaştırmayı amaçlayan güçlü bir araçtır. İşlem platformunuzun göstergeler bölümüne erişerek ve VQZL skorunu arayarak, STEF tarafından geliştirilen bu göstergeyi ekleyebilirsiniz. VQZL skoru, 0 çizgisinin üstünde veya altında bir eğri göstererek çalışır, yeşil, yükseliş hissini ve kırmızı, düşüş hissini gösterir. Etkinliğini daha da artırmak için gösterge, ayarlarda kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunarak neredeyse tüm ticaret stratejilerine uyarlamanızı olanak tanır. VQZL skorunu analizinize entegre ederek, piyasa oynaklığı hakkında değerli bir bakış açısı kazanır ve bilinçli alım-satım kararları almanızı sağlarsınız. Burada VQZL göstergesinin, piyasa aralık bölgesindeyken yanlış sinyalleri tamamen ortadan kaldırdığını görebilirsiniz. Sonuç olarak, hacim ticareti göstergelerini anlamak hem tüccarlar hem de yatırımcılar için oyunun kurallarını değiştirebilir. Bu 3 göstergeden birini kullanarak piyasa trendleri, likidit ve fiyat hareketlerinin ardındaki hissiyat hakkında daha derin bir anlayış kazanabilirsiniz. Bu strateji için bu kadar olacak. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen videoyu beğenmeyi düşünün, ayrıca kanalıma abone olun ve zile basın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.